Halk TV ekranlarından yeniden iyi akşamlar. Bugün dış politikayı konuşuyoruz. Dış politikada geldiğimiz noktayı, girdiğimiz çıkmazları konuşuyoruz. Aslında doğrusu o. Girdiğimiz çıkmazlardan bir tanesi de bizim milli davamız. Her ne kadar bu hükümet pek öyle milli dava olarak görmese de Kıbrıs davası benim gönlümde her zaman Türkiye'nin milli davasıdır, vazgeçilmezidir, çok önemli bir konudur. Neredeyiz o Kıbrıs davasında? Yoksa Kıbrıs'ı da mı küçük küçük veriyoruz bu İsrail enerji pazarlıklarında? Vaz mı geçiyoruz Kıbrıs'taki haklarımızda? Hemen Yusuf Kanlı'ya döneceğim. Çünkü Kıbrıslı bir gazeteci, en iyi bilen. Kıbrıslı bir tarafa yaklaşık olarak ben Kıbrıs sorununu 40 yıla yakındır takip ediyorum. Ama yani ve takip ederken bir avantajım oldu benim. Uzun bir dönemini bunun Rauf Bey'in çok yakınında olarak götürdüm. Ve sonucunda da yazarken uzun bir dönem Rauf Denktaş ne demiş diye okudular beni. Halbuki çoğu zaman ben Rauf Bey'le çatışmalıydım. Demek ki yanlış okumuşlar. Peki siz... Ama her zaman yakın olduk. Hemen bu konuda her zaman yakın küçük olduk küçücük bir anınızı anlatır mısınız? Benim bildiğim ama seyircilerimiz de duymasını istediğim bir anı. Şu meşhur anlam planı vardı. Bu anlam planı öncesinde, bu anlam planına giden yol... o dönemde iki tane adadaki iki liderin, Rum ve Türk liderlerin, ki Sayın Denktaş da o zaman bir araya gelmesiyle başladı. Nasıl oldu? Bir anlatın, şimdi, onda sizin de tabii, bir dahiliniz oldu. Tabii şimdi şöyle, anlam planı sürecinde Dışişleri Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Korkmaz Aktanır da içinde olduğu bir gizli diplomasi vardı. Bunu bilmiyor ama kimse. Bunlar Cenevre'de, İstanbul'da, Atina'da, Viyana'da bir araya geliniyor, görüşülüyordu ama Denktaş işine resmen girmiyordu işin. Rum tarafında Klerdes işin içine resmen girmiyordu. Klerdes yeni seçilmiş, seçiminin üzerinden 8-9 ay geçmiş, bir türlü Denktaş'la görüşmüyordu. Ben uzun uğraştan sonra önce yurt dışında bir yerde ayaküstü bir mülakat yaptım Klerdes'le. Orada söz verdi, Kıbrıs'a gideyim seni çağıracağım diye. Sonra Kıbrıs'a gitti, beni çağırdı. Benim bir istisna yapmadığım bir olay vardı. Ben her zaman Ercan'dan gelip ara bölgeden geçtim. Yani 2003'teki kapılar açılmasından önce de hep öyle yaptım. Larnaka'dan gitmedim. Bir kez gittim Larnaka'dan. Onu da denemek için yapılacak iş değil. 24 saat sürüyor. Gittim, Klerdes'le görüştüm. İki şey istedim bunlar orada. Dedim ki bir, rahmetli dedemin mezarını ziyaret etmek istiyorum. Adamların izin vermiyor. Hemen dedi yapalım o işi dedi. İki dedim, açık konuşacağız. Kızmayacaksınız. Tamam dedi. Konuştuk. Bayağı güzel bir mülakattı ama şey değil. Mülakat bitti. Tam kalkıyorum. Elimden bir şey aldı. Teybi. Ama ben dedim, Rauf Bey'e diyeceğiniz bir şey var mı dedim. Aldı şeye TBR'de. Güre Denktaş gitti. Kahveye geldi. Türkçe olarak üstelik. Ve şaştım tabii gazeteci olarak. Tabii Türk bölgesinde. Gittim dedemin mezarını gözdüm. Mezarlığı. Darmadağın olmuş, perişan olmuş. Tekrar Cumhurbaşkanı'na döndüm. Dedim böyle mi sahip çıkıyorsunuz dedim. Siz benim Cumhurbaşkanı olduğu iddia ediyorsunuz. Mezar darmadağın işte resimleri bunlar. Onları verdim Klerdes'in şeyine. Özel kalemine döndüm, Türk tarafına geçtim. Rauf Bey'e gittim, dedim efendim böyle böyle Klerdes'le görüştüm. Şunu diyor size, dinlettim. Öyle çay kahveyle olmaz bu işlerdi, yemeğe gelsin. Ben geldim, yazıyı yazdım. O zamanlar Ertuğrul Özkök, Hürriyet İngilizce'nin yerine biz yeni katılmışız şeye. Daily News olarak Hürriyet grubuna. Havuza, yani yazılarımızı yazıp gönderiyoruz. Ona gitmiş yazı. Bayram Gazetesi'nde çıkmak üzere gönderdik. Ama Türkçe, yani deyinizde çıkacak, şey değil. Ertuğrul beni aradı, Özkök. Yusuf dedi, bu yazı çok güzel olmuş, başlığı değiştireceğiz dedi. Yazının içinde, diplerde var benim o şey, yani bir anekdot olarak. Dedi, şöyle dedi, kahve daveti, yemek daveti kısmı var ya, başlığa çek şunları, iki güne yap, Türkçe yaz, Hürriyet'te koyacağız bayramda ve Hürriyet'te iki gün çıktı üst üste. Önce ne olarak? Önce Denktaş kahveye gel, sonra kahve olmaz yemeğe gel. Ve iki lider bir araya geldi. Ve iki liderin bir araya gelmesi sağlandı. Daha sonra öğrendik tabii. Bu çağrıyla anlam planı süreci fiil olarak resmen başlamış oldu. Şimdi o anlam planını falan atladık. Ondan sonra yeni bir süreç daha başladı. O yeni süreç de yeni bitti.
Ne durumdayız şu anda? Şimdi ne durumdayız? Şimdi biliyorsunuz bu görüşmelerde her şey bitmeden hiçbir şey kabul edilmiş değildir. Ana prensip vardır. Yani eğer anlaşma imzalanırsa tamam, imzalanmazsa bütün konuştuklarımız sıfır. Tabii böyle değil. Diplomaside bunlar söylenir de bunlar fiil olarak yok. Yani Koyayar planı döneminde Denktaş'ın dediği 29 artı başımızın belası oldu. Kendisi de çok üzgündü o laf ettiğinden. Ama 24 saat için söylenmiş bir sözdü. Çünkü Koyayar dedi ki eğer de sen bir rakam verirsen Rum tarafı kabul edecek. O nedenle söylendi. Ama ne oldu? Rumlar vazgeçti, kabul etmedi. 29 artı bize miras kaldı. Yani 29 artının Kıbrıs Türk'ünün son nihai toprağı olacağını herkes kabul etti. Kayıtlara evet. Geçti. Şimdi burada olan biten şunlar hepsi bir kere tarafa. İki tane temel hata yaptık bu süreç boyunca. Birisi %29.2'lik bir plan, bir harita verdik Rum tarafına. Onlar da karşılık olarak %28.2'lik bir harita verdi. Şimdi harita vermekle ne olacak diye ne olabilir? İlk defa harita verdik. İlk defa. Bu çok önemli bir şey. İkinci kez, ikinci önemli büyük hatamızsa önce garantiler tabu değildir dedik. Ondan sonra oturduk, garantileri görüştük. Ve bir büyük bir Pandora'nın kutusunu açtık. Garantiler dediğimiz aslında tam olarak konuşulan... Türkiye'nin Kıbrıs'taki, Türkiye'nin Kıbrıs'ın bağımsızlığına, Kıbrıs Türk'ünün esenliğine ve Kıbrıs Rum'un esenliğine ve Kıbrıs'ın anayasal düzenine garantisi ve 650 tane askerin orada bulunması. Yani özetlersek en özetleriyle. Biz bunu görüşülebilir yaptık. Halbuki annem planında dahi bu görüşülmedi. Buna dokunulmadı. Aynen duruyordu ki yani... annem planında Kıbrıs Türk'ünün %65'i evet dedi ama %35'i de benim gibi hayır dedi. Şöyle bir şey var, yani bunu yanlış anlamıyorsam en büyük hata Kıbrıs'ta bu müzakere sürecinde garanti konusunun, Türkiye'nin garantisi konusunun masaya konulması ve tartışmaya açılmasıydı. Şimdi yani bu hata mıydı, doğru muydu ayrı konular. Eğer çözüm olacaksaydı garantilerin ele alınması kaçınılmazdı. Ama çözümsüz çünkü, bir ortamda. Çünkü şöyle, Rumlar eğer Türk garantisiyle Türkiye'nin adındaki askeri varlığını kırmızı çizgi olarak koymuşsa, sen de aynı şekilde kırmızı çizgi koymuşsan, uzlaşma için bu kırmızı çizgilerin pembe olması şarttı. Bir şey yapacaktık orada. Ama uzlaşma aşamasında olacak işte bu. En başta yaptık. Biz diğer beş başlıkta, toprakta, mülkiyette, yani egemenlikte, devletin yapılanmasında, yönetimde, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, ekonomik ilişkilerde, ekonomik ilişkilerde çok basit gibi gelebilir ama öyle şartlar koymuşlar ki ortaya yere, Kuzey Kıbrıs'taki devletin ekonomisi kısa bir sürede batacak. Bunu kim söylüyor? Akıncı kendisi söylüyor. Şimdi bunlar bitmeden garantiyi görüşmek, büyük hata. Toprağı görüşmek, toprağın haritasını vermek çok büyük bir hataydı. Çünkü süreç çöktü. Ve yeni bir süreç istesek de istemesek de başlayacak. Nasıl başlayacak bilemem. Yeni süreçte peki hedef değişecek mi? Öyle bir ihtimal var yani mı? Yani hedefin değişmesini istiyoruz biz. Hedef şu anda onu koyalım bir ayrıntılar. Şu yani andaki hedef... Avrupa Birliği şu andaki hedef iki bölgeli iki kesimli federasyon. Yıllardır koruyoruz. Olması gereken hedef şimdi bu federasyon olmuyor. Yani 1970 federasyon kararı 75, 77 ve 79... Yüksek düzeyli yani Makarios Denktaş ve Denktaş Kipriyanı görüşmelerinde karar verildi. BM belgeseline geldi ve 1975'ten bu yana yani fiili olarak Kıbrıs'ta federasyon görüşüyoruz. Ve hayata geçiremedik. Olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü onlar bizi yönetimde eşitliğe vermiyorlar. Biz onlara güvenliği veremiyoruz. Peki şimdi ne istiyor Kıbrıs Türk'ü, Kıbrıs Türk şimdi Kıbrıs yönetimi? Şimdi Kıbrıs Türk yönetiminin şu anda Sayın Akıncı'nın dediği Avrupa Birliği'nde iki devlet. En son söylediği. Yani artık KKTC'nin bir şekilde tanınması Avrupa ve... Avrupa Birliği içinde iki devlet. Bu aslında hizmet eder. Amaca hizmet eder. Niye? Türkiye'nin garantisi Türk devleti için. Türk askerinin varlığı Türk devleti için. Tabii. Rum tarafının bir güvenlik tehdidi olamaz. Ayrı bir devlet o.
Dolayısıyla onlar açısından garantik, Türkiye'nin garantisi ve mevcudiyeti tehlikesi ortadan kalkar. Bizim açımızdan toprak verelim, verebildiğimiz kadarıyla konuşalım, anlaşalım. Belki 29'un altına ineriz, olabilir de, bilmiyorum ben şartlarını. Ama biz bu faturayı ödeyelim, ayrı devlet olalım ama. Devletimizi koruyalım. Ayrı devlet olalım. Yani yarın o bir gün benim meclisim karma meclis, Rumların Rum meclisi, federal mecliste Rum çoğunluğunun olduğu, benim sesimin duyulmayacağı meclis haline getirmeyelim. Benim meclisim benim meclisim olsun. Anlıyorum. Benim devletimin meclisi olsun. Benim bürokrasim benim bürokrasim olsun. Yani kurulmuş KKTC'yi bir şekilde yaşatmak. KKTC'yi koruyalım yani. Koruyalım. KKTC'yi koruyalım. Fiilen KKTC'nin dünya tarafından tanınan bir devlet olmasın. Çünkü o tanınma olmazsa Türkiye Cumhuriyeti'nin de garantilerinin bir anlamı olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir anlamı kalmaz. Yani geldiğimiz nokta bu. Siz peki hemen soruyorum. Ne diyorsunuz bu konuda? Siz de hem CHP'nin dış politikasından sorumlusunuz. Ne yapılmalı Kıbrıs'ta? Şimdi şöyle, bu Kıbrıs'taki müzakerelerin ucu açık. Bu bırakırsanız bunu 500 yılda gider. Yani hiçbir son tarih yok. İşte efendim bitti bu defa alternatifler gündeme gelecek deniyor. Hiçbir zaman alternatif de gündeme gelmiyor. Yani biz gerçekçi olalım. Şu andaki yönetimde, KKTC'deki yönetimde ya bir zeytin dalı uzatsalar da tekrar masaya dönsek anlayışı içerisinde, onu da söyleyeyim. Ve muhtemelen Rum tarafındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da tekrar masaya dönülmesi yönünde bir irade oluşacaktır. Çünkü Rumların taktiksel bir şeyi var. Bunu tam bitirmiyorlar. Sürünceme de bırakıyorlar. Çünkü biliyorlar ki her müzakere başladığı zaman müzakereler nerede bitiyorsa, yani 100 dilimin diyelim Türkiye 50'sine gerilediyse 3 yıl sonra tekrar başlıyor. Bu defa Türkiye'yi 48'e düşürüyorlar. Her sonra, seferinde biraz daha geriye gidiyoruz. Böyle tek adım adım KKTC'nin toprağını alıyorlar. İçerisine daha fazla Rum'u sokmaya çalışıyorlar. Esasen egemen eşitliğini sulandırıyorlar. Bu süreç böyle devam ediyor. Şimdi bu dünyada şartlar değişti. Ben isterseniz onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Dünyada uluslararası hukuk değişti, şartlar değişti, kuvvet kullanma biçimi değişti. Her şey değişti. Bakın mesela bir örnek vereceğim. Şimdi Rusya Ukrayna'yı böldü. Kırım'ı ilhak etti. Abkazya'yı, Osetya'yı aldı. Azerbaycan'ın 7 tane reyonu Ermeniler tarafından işgal altında. Karabağ işgal altında. Hiç bunlar konuşuluyor mu? Dönüp dolaşıp Kıbrıs konuşuyoruz. Hiç konuşulmuyor. İki, bugün Barzani referanduma gidiyor. Bakın Irak federaldi, ayrışıp ayrı bir yapıya gidiyor. Sonra Suriye'de üniter bir yapıydı. Suriye en iyi ihtimalle federal bir yapıya gidiyor. Yemen bölünüyor. Libya bugün daha henüz bir bütünlükçü bir devlet ortaya çıkamadı. Filistin bile ikiye bölündü. Filistin, bizim bildiğimiz Filistin ikiye bölündü. Lübnan bölünüyor. Yarın Suudi Arabistan ne olacağı belli değil. Üniter yapılar çöküyor. Şimdi ve biz korkuyoruz ki biz de bölüneceğiz. Bakınız. Ve dünyada tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar Akdeniz değer kazandı. Neden? Çünkü hem enerji, doğalgaz, bir de oradan müdahale ediliyor. Yani o bölge 100 yıl öyle gidecek. Belki de daha fazla. Ufalanıyor. Ve yeni oluşumlar çıkıyor ve o oluşumlar Amerika hem karada üsler elde ediyor. Hem de Akdeniz artık küresel güçlerin yerleştiği bir alana dönüşüyor. Tabii, Rusya Ruslar mesela. Ruslar sıcak denize indiler Suriye ile şimdi, birlikte. Ve Ruslar asker indiriyor Karadeniz'e. Amerika Suriye'ye indiriyor. Irak'ta var zaten. Katar'da var. Yemen'de var. Bakın Katar'da 12 bin askeri var. Bahreyn'de ise 5. filosu var. Ve bu bölgeye asker yığılıyor. Türkiye'nin pılını pırtını topla çek git diyorlar Türkiye'ye. Evet, Katar krizinde ortaya çıktı. Bu bir kere kabul edilemez. Bakın şartlar değişti. Dünya değişti. İki, ya bu bir Allah'ın emri mi biz toprak vermek zorunda mıyız? Niye veriyoruz? Dünyada bir tane, bakın bugün bölgesel Kürt yönetimi diyor ki bir tane diyor bile peşmerge varsa orada diyor ben referandum yapacağım.
Benim orada 25 bin tane askerim var. Ben orada hiçbir şey yapamıyorum. Ben bunu şahsen kabul etmiyorum. Ya böyle bir siyaset olmaz. Bu başarısızlık, acziyet içerisinde tamamen tükenmişliğin bir tescilidir. Reaksiyon siyaseti yani, yapıyorlar yani. Bir şeyler oluyor, bizimkiler sadece bıçak kemiğe dayandı evet, diyorlar. Şimdi bakın burada bir şey söyleyeceğim. Yani Yusuf Bey çok güzel söyledi. Ben de devam etmek istiyorum oradan. Şimdi bakıyorsunuz toprakta sürekli veriyorsunuz. Ne kadar vereceğiniz de belli değil. Sürekli veriyorsunuz. Yani şu anda adanın biz %36'sını kontrol ediyoruz. Bu verdiğimiz topraklar %28 nokta küsüre düştüğü zaman adanın yani KKTC'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin %25'ini vermiş oluruz. Şimdi orada bir hile var yalnız. Bir de %20 Rum içinize yerleşiyor. Aynen. Onun üçte bir de toprak, üçte bir de mal mülk veriyorsunuz. Tamam, söyleyeceğim ben de. Sonuçta %14-15'e iniyor. 14-15'e iniyor. Aynen öyle. Artı sahil bölgesi, sahil yani bizim kıta sahanlığımız biliyorsunuz uluslararası hukukta kıta sahanlığı vardır. Kıta sahanlığının bittiği yerde eksklusif ekonomik zon derler. Yani münhasır ekonomik bölge başlıyor. Ondan sonra da açık deniz başlıyor. Ya ben o bölgeyi kapatmışım. Ben kapatmışım kardeşim. Sen ne istiyorsun benden? Ben KKTC'nin kuzeyiyle Türkiye'nin güneyindeki Akdeniz'i kapatmışım. Onu da istiyor. Oradan da vereceksiniz diyor. Sen Karpaz'ı vererek. %54'ü senin işte, elinde karpaz, diyor. Karpaz o. Karpaz o. Diğer işte. Taraftan koruma dediğimiz bölge o. Onunla ilgili İki taraftan şey istiyor. Evet. Bir konuyu sözünüzü kesmek gibi buyurun. Olmasın ama tamamen münhasır ekonomik bölgeyle ilgili olarak biliyorsunuz Kıbrıs Rum yönetimi bu 13 bölgede doğalgaz alanlarında ilan etti. Ve bunlardan 1, 2, 4, 6 ve 7 idi yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölgeler de 2004 yılında Türkiye nota verdi ve dedi ki bunlar benim münhasır ekonomik bölgem içindedir. Bunları ama ondan sonra ona rağmen Kıbrıs bu bölgelerde ihale 3 ve 13. Hariç ihale açtı ve ilginç olan şu Zeynep Hanım. Kıbrıs'ın kendi ekonomik bölgesi olarak ilan edip de burada doğalgaz aranması için ihaleye açtığı alanın genişliği 70 bin kilometre karelik bir deniz alanı ve şu an işte Doğu Akdeniz petrol doğalgaz attı diyoruz. Bunun %10'u 7 bin kilometre karesi de Türkiye'nin ekonomik bölgesi ve siz eğer 2004'ten bu yana Kıbrıs'ın attığı bu adımlarda direkt olarak caydırıcı ve kesin duruşunuzu ortaya koymazsanız ki 2004 dediğinizde ikinci anlat planına Rumların hayır, Türklerin evet dedi. Son ihale görüşmeler sırasında dedi ki o zaman dedi. Tabii. Şimdi şöyle, teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, burada bu coğrafyada her şey değişti. Biz böyle Kıbrıs konusunu 10 yıl öncenin 10 yıl öncenin uluslararası konjonktürüyle çözemeyiz artık. Bakın burada geliyor terör örgütlerini kullanarak devletleri bölüyorlar. Devletler bölünüyor. Federal devletler ayrıştırılıp bağımsızlığa götürülüyor. İlhak ediyor, ses çıkarmıyor. Ya niye konuşmuyorlar Rusya'nın işini? Sen her gün Kıbrıs çözüm 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 dersen seni de konuşurlar. Diyeceksin ki kardeşim bu denendi bitti. Bundan sonra benim başka bir alternatifim var. Alternatifim de şudur. Nedir peki? Alternatif ne olması lazım? Ben bunu mecliste yani 1,5 yıldır söylüyorum. Yine tekrar etmek istiyorum. Bizim 10 yıl önce Kıbrıs bizim için bir milli davaydı. Şimdi ise bizim bütün damarlarımızdır. Türkiye'nin, KKTC'nin orada varlığı, bağımsızlığı, ayrı bir devlet olması Türkiye'nin gerçekten beka sorunudur bence. Daha ileri gitti ya. Daha ileri gitti. Önemi. Evet. Burada şunu söyleyeyim. Yok efendim garantiler şu olacakmış da bu olacakmış da. Bütün kallem edip Türkiye'yi oradan atmak istiyorlar bakın. İşin özü bu. Bu anlayış devam ettiği sürece de göreceksiniz böyle devam ederlerse Rumlar o kadar küçük bir yapı 1 milyon bile olmayan Rum 80 milyon Türkiye'yi neredeyse diz çöktürecek hale geliyor. Neden? Aciz içindeyiz. Ama sayın vekilim zaten şimdi mesele o. Çöken görüşmelerde neydi çöktü, neden çöktü görüşme? Çünkü 15 yıl istemiştik biz. Evet. Onlar 10 yıla indirmişlerdi. 650'ye inecek ya Türkiye'nin askeri varlığı. 10 yıl sonra onlar kalıp kalmayacağını konuşacaktı. Tabii. Peki garantisi de bitecekti.
Yani 10 yıl sonra bu işi bitirmiş olacaklardı. Ve Anastasiye de şimdi suçlanıyor kendi seçmeni tarafından, ortakları tarafından. Böyle bir anlaşma imkanı vardı, niye yapmadın diye. Aynen. 3 tane şey var. Şimdi bir tanesi bunlardan, bizim söylediğimiz bir tanesi, Dışişleri Bakanlığı artık alternatifi gündemine almalı. Sadece KKTC'nin tanıtımıyla alakalı bir özel temsilci atamalı. Gezip dolaşmalı. Bu zamana kadar biz kendimiz tanıdık ama sürekli tanıtmadık. Hep izolasyon falan diye. İzolasyon ne demektir biliyor musunuz? İzolasyon kaçak dövüş demektir. Yani ben tanıtmaya gidemiyorum, gitmek de istemiyorum. Ya işte bir şeyleri kaldırın. KKTC'nin bütün üzerindeki izolasyonlar kalksa bile bu bir siyaset değildir. Siyaset, sen o devleti tanımışsın, o devletin tanıtacaksın. Birincisi tanıtım. İkinci konu, ara bölgedeki Birleşmiş Milletler barış gücü var. Şimdi bu barış gücü şu anlama geliyor. Ya sanki çatışma varmış adada. Sürekli Rumlarla Türkler birbirlerini boğazlıyor. Dolayısıyla o öyle bir psikoloji veriyor ve her 6 ayda bir bunun görev süresi, görev yönergesi uzatılmak için Güvenlik Konseyi'ne geliyor ve Kıbrıs konusu orada tartışılıyor. Yani hep canlı tutuyoruz biz konuyu. Şimdi dolayısıyla bunun şu anda adada bir çatışma yok. Bunun varlığıyla ilgili de artık Türkiye'nin gerçek manada bir karşı duruş sergilemesi lazım. İstemiyoruz demesi lazım. Yani bu gücüm, bir çatışma yok, bir şey yok, herhangi bir şey yok. Niye bu güç burada? Bunu sorgulaması lazım. Ve üçüncü konu Kapalı Maraş konusudur. Kapalı Maraş konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 550 sayılı kararı var. Orada Yusuf Bey'le de konuştuk demin. Orada burayı Kapalı Maraş'a alın da Rum idaresine verin demiyor. Bakınız Güvenlik Konseyi kararında. Diyor ki yasal sahiplerine verin diyor. Yasal sahiplerine. Yani kimse, vatandaşları kastı. Evet, devlet egemenliği bak, üzerinde bir... Demiyor ki bir tane yok. Yasal sahibine verin demiyor. Sahiplerine, uluslararası şirketleri, kişilerine... Kimse, kurumlar, peki, kişiler, tapuda kimin adındaysa. Burada şu var, yasal sahiplerine vermek ayrı bir şey. İdaresinin kimin elinde olacağı ayrı bir şey. Tabii. İdaresi KKTC'nin elinde olur. Orada Rum gelir, evi varsa otel açar. Şey açar ama yönetim benim elimde olur. Tabii yani kaymakamın olur, kaymakamın olur. Efendim biz bunu yapamıyoruz. Bunu yapamıyorsan neyi yapacaksın sen? Sen adaların işgal ediliyor, bir şey yapamıyorsun. Burada haklı meşru bir davada orayı hayalet şehir haline getirmişsin. Resimlerini yayınlıyorlar, diyorlar ki hayalet şehir, bak Türkler neler yapmışlar. Sen şimdi bu malzemeyi verirsen hiçbir şey yapamazsın. Dolayısıyla burada gerçekçi olmak lazım. Bence Kıbrıs konusunda beklememek lazım. Adım atılır. Bakın ben açık açık söylüyorum. Ben hep çatışma bölgelerinde görev yaptım. Gün bugündür. Bugün bu kararı alamayanlar hiçbir zaman alamazlar. Çünkü çöktü ve Rum'un yüzünden çöktü. Kaçıncı defadır deniyoruz çöktü. Bu bir alternatif yok. Ve Rum istemiyor. Biz her şeyi veriyorsunuz, adam yine istemiyor. Sayın Öztürk, size şu üç önerinize bir ilave yaptım. Buyurun. Maraş'ın Eşler Mal Komisyonu'nun alanına girmesini sağlasın. Aynen. Öyle. Doğru. Yani orayı Rumlar satmak istiyorsa. Aynen. Ve almak istiyorsa kesinlikle gelsinler orada komitenin gündemi şeyle. Çok güzel bir örnek. Katılıyorum. Yetkisine girsin. Bence olay zaten çözülür. Ben burada biraz yine bir farklı bir şey dikkat çekmek istiyorum. Bence biz Kıbrıs'ı daha 2002 yılında kaybettik. 2002 yılında birinci anlam planı yok, geldi. Yok ben kaybettik falan aa, demeyin. Bakın, yani demeyin. Çok provokatif bir şey söyleyeyim. Bir tek şey örnek vereyim. 1974'te biz adanın %13-14'üne 8 tane kanton kurulmasına razıydık. Rumlar istemedi, %36'ya geldik. Bakın Yusuf biz Bey. Biz 73'te otonom yönetime razıydık. Bir dakika ama ben bir şey daha söylemedim. Onu da yapamadım. Bir şey söylemedim yani, daha. Rumların, bir Kıbrıs'la tartışmalıyorum. Tamam, o yüzden zaten Rumların, ben çok provokatif. Rumların karşı çıkması... Bizi devlet sahibi. Bakın bir saniye. Ben şunu soracağım. Birinci anlam planında bile Kıbrıs kurucu devlet olarak kabul ediliyor muydu? Hangisi? Türk tarafı. Tabii Kuzey evet. Kıbrıs. Evet. Şimdi bakın biz o zaman ne dedik? Hayır dedik. Neden kaybettik? Ben onu anlatayım. Benim söylemek istediğim şu. Biz onda hayır deyince Avrupa Birliği Kıbrıs'ı tam üye olarak kabul etti. 2004 yılına geldiğimizde müsaade edin artık Kıbrıs'ın bize ihtiyacı kalmadı.
Eğer biz o zaman masada kalmış, kabul etmek değil, masaya gelmedik biz. Anında reddettik. Birinci Annan planı üzerinde konuşmaya başlasaydık Kıbrıs AB üyesi olamazdı. O ama şimdi 59 Zürih ve Londra anlaşması yanlışlar ben yapıldı. Ben buna ama hayır, o yanlışlar. 24 Nisan'da Kıbrıs'ta referandum yapıldı. Heh. 1 Mayıs'ta Rumlar AB'ye girdi. Yani bakın, onu yaptık büyük, da büyük resim içerisinde 24 Nisan'da biz %65 evet dedik. Siz Rumlar hayır yaparsanız, dedi. Bizde bir laf vardır. Stratejik hatalar taktik başarılarla kapatılamaz. Türkiye stratejik hatayı Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'ın giriş sürecinde yapmıştır. O süreçte 1995'e gidiyor o 93. zaman yani. Hayır, hayır. 95 Kıbrıs 93. Birliği. Kıbrıs ne zaman Avrupa Birliği'ne kabul edildi? 1993 Dublin zirvesinde Sayık Karayalçın'la Çinlerin ortak marifetiyle evet, o işe girdik. Evet öyle 95-93 o dönem. Yapmayın. 95'te sonuçlarını aldık. Gümrük Birliği'nden bahsetmiyorum ben. Kıbrıs'ın AB üyeliği ne zaman 2004. Kabul edildi? 2004 canım 2004, ya. 2004 1 Mayıs. İşte sizin ama, dediğiniz stratejik yanlış işte 1995'e yapıldı. Ya bakın süreç orada başladı. Biz konu bakın. Süreç orada başladı. Orada başlamış olabilir. O devam eden süreç içerisinde siz bu hatayı yapmayacaktınız. Bu hatayı yaptınız. Kıbrıs AB üye. Çünkü Kıbrıs'ın stratejik önemini anlamak için çok fazla stratejist olmaya gerek yok. Alın bir tane Lego gibi Kıbrıs'ı Akdeniz'den şöyle bir itin. Nereye gelir? Tam olarak İskenderun Körfezi. Kıbrıs Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye bunun için çok tavizler verdi. Bundan sonra da o verdiği tavizleri geriye döndürmesi maddeten mümkün değil. Süreç nedir? Ne kadar görüşme başlarsa başlasın en sonunda Kıbrıs halkının yeter be dedirtesiye kadar Rumlar hiçbir görüşmede bundan sonra masadan anlaşarak kalkmayacak. Ben masa kalmayacağını düşünüyorum. Açıkçası ben sizin masa kadar olumsuz düşünmüyorum. Masa kalmadı. Bir masa, yeni masa kurulmalı. Bir masa kalmayacağını, yeni masa bile kurulmayacağını artık bağımsızlık Sayın Öztürk Yılmaz'ın söylediği gibi KKTC zaten kendi kendini idare eden, ekonomisi olan, yönetimi olan, bayrağı bakın, olan bir devlet. Bizim, bu devletin Kıbrıs, bir Kıbrıs şekilde, halkı bunu kabul etmiyor. Işte. Bizim bir barış anlaşmasına ihtiyacımız var. Doğru. Ayrı devlet bile barış anlaşmasıyla olmak zorunda. Bu da güçlü bir devlet. Ama işte çünkü biz kavga ederek bu işi idame ettiremeyiz. Ya Atatürk döneminde. Biz çözüm dediğimiz devletimizi yıkma değil. Devletimizin kendi ayakları üzerinde sınırlarıyla Lozan Anlaşması gibi anlaşmayı yapmak zorundayız. Tamam ben de aynı fikirdeyim ama bu da yapılabilir. Nasıl yapılır? Atatürk döneminde Hatay alınmış. Verilmiş olan bir toprak parçası o dönemki konjonktür ve güçlü duruşu sayesinde Atatürk yönetiminin orası o bölge geri alınmış. Bu niye olmasın? Zeynep o anlaşması bahsettiği anda neler olur? Biz ilhak opsiyonunun olduğunu zannetmiyorum. Almak deyince o anlama gelir. Hayır, İlhak bizim kartlarımızda değil. Hayır, ilhaktan bahsetmiyorum. O sizin söylediğiniz anlaşmanın imzalanması için burada güçlü duran, Türkiye'de güçlü duran bir ülke ve bir hükümet olması lazım. Yani benim kastettiğim o. Destek açısından. Yani bu anlaşmayı da zaten Türkiye'nin desteğiyle yapacak. Yoksa Kıbrıslı Türkler şimdi hep beraber toplanıp nasıl anlaşma yapacaklar? Yapacaklarsa bunu Türkiye'nin desteğiyle yapacaklar. Lazım, bu doğru. Da ancak Türkiye'deki doğru. Gerçek bir hükümet neyse. Olur. Bu konuyu şimdi bu konudan kapatalım. Ben başka bir konuya geçiyorum. Hemen sizinle konuşacağım buyurun. Tekrar. Bu tip konularda güçlü hükümetten bahsettik. Güçlü hükümetin, güçlü devletin en önemli unsurlarından bir tanesi de ordudur. Yani ordunun olmadığı bir devletin gücünden de çok fazla bahsetmek mümkün değil. Hele ki bizim coğrafyamızda. Neler oluyor orduda? Bunu özellikle soruyorum. Çünkü bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nda bir atama oldu. Jandarma Genel Komutanı atandı. İstifalar oldu, ayrılanlar oldu. Neler oluyor? Yani güçlü ordumuz hala yerinde duruyor mu yoksa biraz sarsıntı mı geçiriyoruz? Bakın ordu tabii ki yerinde duruyor işte Türk Silahlı Kuvvetleri. Güçlü ordumuz diye sordum. Işte, tamam ama güçlü ordu nedir diye sorarsanız güçlü ordu kurumlarıyla, hafızasıyla, sistematiğiyle, ilkeleriyle, emir komuta sistemiyle biz de buna orduda
kuvvet çarpanları deriz. Askeri terim olarak da kuvvet çarpanları. İşte bu kuvvet çarpanları aslında bir yerde de hani sert güç, yumuşak güç arasındaki ayrım gibi bir konudur. Türk Silahlı Kuvvetleri ne kadar güçlüdür? Ben bunun üzerinde yorum yapabilecek kadar kendimi bu ülkede şu an özgür hissetmiyorum bir kere. Onu başından sorayım. Ama siz son bir ay içerisinde yani yaş kararlarıyla birlikte gelişmeleri konuşacak olursak, hani yaş yüksek askeri şuranın kısaltmasıydı. Sonra SAŞ oldu, sivil askeri şura. Ama SAŞ da herkesi şaşırttı. Şimdi bunu koyalım ortaya. Neden? Bir, bugün olan olay. Jandarma Genel Komutanlığı'na bir arkadaş tayin olmuş, kor general. Geçen sene 15 Temmuz'da kahramanca durmuştur, doğrudur. Arif Çetin hatırladığım kadarıyla. Ama ondan kıdemli olan halihazırda Jandarma Genel Komutanlığı'na vekalet öden arkadaşları demişler ki biz bunu atadık, sen ne yaparsan yap. Bu olmaz. Çünkü bu sivilde de olmaz, askerde de olmaz ve o arkadaş da ettiği yemine sadık kalmış ve istifa etmiş. Aynı şey donanmada oldu. Donanmada hele öyle bir şey oldu ki donanma komutanlığı, yani donanma derken deniz kuvvetlerinde, deniz kuvvetleri komutanlığına bir koramiral atandı. Deniz, o elinizde 2 yıldan beri oramiral olan bir kişi var. Buna da o da istifa etti. Şimdi burada ben şunu söylemek istiyorum Zeynep Hanım. Bir kere siyasi iktidarın anasının ak sütü kadar belirli makamlara, belirli askerleri getirmesi hakkıdır. Özellikle bütün dünya ordularında koramiral, kor general, or general, or amiral rütbeleri politik militer görevlerdir. Bunların bir de üst düzey, en üstünde çatı görevleri söylüyorsunuz. Ama velakin bunun altındaki tüm generalliğe kadar olan görevler ise kariyer görevleridir. Yani diplomaside de olduğu gibi, evet. Diplomaside de kalmadı, askerlikte de kalmadı, bürokraside de kalmadı. Bunlar kariyer rütbeleridir. Buraya gelecek olan insanlar o kurumun içinde bilgiyle, tecrübeyle, yetenekle ve kurumsal hafızayla belirlenmesi gerekiyor. Bunlarla yaparsanız size iktidar olarak siyasi iktidarı ne ilgilendirir? Kardeşim kuvvet komutanlarına kim atanacak? Hadi bilemedin 2-3 tane ordu donar komutanı bu. Bunların içinden seçersiniz. Şimdi deniz kuvvetlerinde. Deniz kuvvetlerindeki neden efendim bir koramiral atadınız? Arkadaş 2 yıllık kıdemli onu atadık. Arkadaş çok değerli. Onda da hiç kimse. Ya kardeşim siz kış lastiği için kanun hükmünde kararnameyle şey çıkarttınız mı bu ülkede? Kanun hükmünde karar verecek. Bir tane kanun hükmünde kararname çıkartırsınız, dersiniz ki generallikte bekleme süreleri 2 yıldır. Bundan sonra o arkadaşı koramirallikten oramiralde terfi ettirirsiniz ve oramiral olarak hiç olmazsa oraya atarsınız. Öbür tarafta da aynı şekilde. Şimdi mesela öyle o kadar ciddiyetsizlikler var ki. Şimdi böyle bir ordu nasıl güçlüdür onu ben seyircilerin takdire bırakıyorum. Hala düne kadar vardı. Milli Savunma Bakanı'nın resmi sayfasına bakın. Uzatılan general sayısı 8 diyor. Onun aynı web sayfasında uzatılan generaller listesine bakıyorsunuz. Sayıyorsunuz altta 26. Yani. Bırakın. Ya bu olacak bu işte. Bu çok acıklı bir durum yani. De, bakın bu 20 pardon 28 herhalde. Yani sayamıyorlar bile. Ve, 1, 2, 3 bakın diye. En gülünç ve acı olanı ne biliyor musunuz? Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar, Orgeneral Ümit Dündar ilk gün yaş kararları açıklandığında biz eski askerler olarak emekliye ayrıldığını anladık. Çünkü uzatılanlar arasında ismi yoktu. Sonra ilave edildi. Şimdi diyor yani ki, yaş başladı bitti sonra ama, bir dakika hata yaptık dediler. Devam Ümit etti. Paşa sen devam ediyorsun ya yapma. O da ilave edildi. Bu resmen oldu. Resmen oldu. Burada ne vardır? Bu ciddiyetsizliktir yani. Bunu en hafif ifadesi ciddiyetsiz. Ki biz ordumuzun komuta kademesini atıyoruz değil mi? Bir de üstüne üstlük bütün o basında ne çıktı? Efendim tarihin en kısa şurası. Hayır, tarihin en uzun şurası. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Çünkü atamalar yapılmadı. Şu an silahlı kuvvetlerde üst düzey atamalar belli değil. Şöyle mi? Yani mesela bir albay generalliğe yükseltildi.
Tamam, ama bunu öğrendi. Portekiz'e gidecek. Ama nerede? Görev yeri belli değil. Belli değil. Şu ana kadar gördü. Çünkü resmi gazetede yayınlanıyordu. Şu ana kadar bunlar yayınlanmadı. Yani bunlar bu ülke için gerçekten bir milli güvenlik sorunudur. Ciddi, işin ciddiyeti çok büyüktür. Çünkü siz ordularda, bakın bu Türkiye'de de böyledir. Amerika'da da böyle. Bakın ilgisiz bir şey. İki gün evvel, işte geçen hafta bu Çarşı'daki olayın ardından çok ilginç açıklama oldu. Hani derler ya, diyorlar ya, efendim Amerika'da askerler konuşmaz. Üç kuvvet komutanı da dedi ki, kardeşim siz eğer bu ayrımcılığı, siyah beyaz ayrımını bu ülkede tekrar hortlatırsanız bu ordu savaşamaz dedi. Çünkü güvene ve karşılıklı işbirliğine dayanır. Çünkü o, yan yana çalışıyorlar. Yan yana. Biz dedi asker bulamayız dedi. Ben ki Marinlerin komutanı, ben çok yakından tanıdığım bir orgeneral. Hem akademide beraber okuduk hem de Mons'ta o çalışırken ben de Brüksel'de çalışıyordum. Oradan da biliyoruz ki bu 95 yılındaki enlargement dediğimiz kağıdı hazırlayanlardan bir tanesi. NATO'nun perspektifini çok iyi bilir. Yani böyle bir şey var. Ama biz şimdi personel kendisinin komutanı kimdir bunu bilmiyor. Kıbrıs'taki mesela Kıbrıs'tan konuşuyoruz ya, kor generalimiz emekliye ayrıldı. Güz atılması bekleniyor. Ama yerine kim atandı daha belli değil. Belli yani değil. Şimdi şu anda Kıbrıs'ta ya 30 Ağustos'ta gerçi devir teslim olacak ama bakın, yine de yeni atananın hazırlaması son, gerekir kendini. Siz benim yüzüme bakmaya başladınız herhalde, hemen keseceksiniz yok, ama yok, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın Zeynep Hanım, bu şuradan çıkan bir karar var. Diyor ki 6 general bir üst rütbeye terfi etti. 23 general şey oldu, yanlış rakamlar şey olabilir, beni bağışlasın seyirciyim. Yani 26 veya 28 general de işte emekli edildi. 6 general bir üst rütbeye terfi etti diyorsanız size göre demek ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 6-7 tane boş kadro vardı. Onlara bu kadar. Yani kadro boş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 2 Ağustos Şura başlamadan evvel 55 kadro, 55 general terfi sırasındaydı. 73 kadro da boştu. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü işte yayınlanan general sayılarından. Bunun anlamı da, diğer bir anlamı nedir? Sizin ancak ve ancak bu orduda bir üst rütbeye terfi etmeye hazır olduğuna inandığınız siyasi iktidar, biraz evvel de tercihtir, değerlendirmeniz %10'dur. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na hükümetin yapacağı en büyük hakarettir. Çünkü Genelkurmay Başkanı'nın görevi sadece bazı sosyal faaliyetlere katılmak değil. Genelkurmay Başkanı'nın bir görevi var. Kendi personelini yetiştirmek. En önemli komutanlık görevidir. Demek ki diyor ki hükümet, bu silahlı kuvvetlerin komuta heyeti bana bir Rus rütbeye terfi edecek general yetiştiremiyor ey millet. Bunu neyle kapattı? Bunu neyle kapattı? Hükümet akıllı. Dedi ki ben kendi generallerimi kendim yetiştiririm. Ve mesela kara kuvvetlerinde 24 general kadrosu var albaylıktan 36. Yani her kuvvette en az %50 albayı general yaparak bu general kadrolarını doldurma yönü. Bunu, bu güvenin artık hükümetle silahlı kuvvetler arasındaki güvenin yerde süründüğünün göstergesidir. Bu ülke için milli güvenlik sorunudur. Silahlı kuvvetler güçlü müdür, güçsüz müdür onu komuta eden komutanlar bilir diyeceğim ben. Ama bu çok acı bir durum. Yani çizdiğiniz tablo aslında biraz da bilemiyorum, karamsar acı, bir tablo. Karamsar değil, ben rakamlardan. Ay, bakın yani hani şu an söylediklerimin hepsi rakamlara ben bir yerden bilgi almadım. Ben sadece 15 Temmuz civarında bir personel durumu çıktı. Gazetelerde çıktı. Dedi ki, diyor ki eskiden 326 olan kadrosu general mevcudu 198'e inmiş şeyde. Bu darbe sonrasında. Darbe sonrasında. Bir bakıyorsunuz doğru işte 80'e yakın sadece karakol. Yani benim bir hesabıma göre silahlı kuvvetlerde %40 civarında general bir yıl içerisinde tasfiye olmuş. %40. Bu bir darbe olabilir. Tabii yani adamlar darbe yapıyorlar. Darbe yaptı. Darbecileri barındırmayız. Barınacak hali yok.
Ama siyasetin, iktidarın görevi sorunlarda, kriz dönemlerinde çözümler bulabilmektir. O aklı kullanabilir. Bakıyorsunuz şeye, 926 sayılı kanuna, jandarma ayrıldı. 669 sayılı kanun hükmündeki kararnameyle BSB şeye bağlandı. Bu da doğru. Buradan genel kadrolarına bakıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel sayısı kadrosu 273. Mevcuda bakıyorsunuz işte 198 veya neyse bir bakıyorsunuz işte 77 açık var. Açık burada. Ha terfi sırasındaki generali bana kimse hiç kimse terfi sırasındaki generali terfi edenleri, emekliye sevk edilenleri ve uzatılanları üst üste koyarsanız bu da 55 ediyor. Bu da bu sene terfi sırasında yani bekleme sürelerini dolduran generallerin ismini verir. Bunların içinden siz 6 tane general amiral buluyorsanız bunun da Türkçe anlamı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komuta eden komutanlar kendi görevlerini yapmıyorlar. Yapmış olsalardı ben hükümeti olarak bunların içinden üst rütbeye terfi ettirecek generalleri bulurdum. Bu yüzden albaylardan general yapıp buralara vekaleten de olsa generallerle yöneteceğim diyor. Şu anki şura kararlarına çıkan resim bu. Bu da çok büyük bir güvenlik sorunudur. Öyle ama yani şöyle de bir durum var. Biraz en başında da söyledik. Şurayı hala bitiremedikleri bitmedi için hala. Belki geri de çağırabilirler. Belli de olmaz bu hükümetin işleri. Şimdi hemen buradan dış işlerine döneceğim. Yani çünkü dış işlerindeki atamalar da çok konuşuluyor. İşte Merve Kavakçı'yı konuştuk. Özellikle size bu konuyu sormak istiyorum. Çünkü siz bir meslek memurusunuz. Büyükelçiliğe kadar geldiniz. Kariyerin en üst noktasına kadar geldiniz. Sonra siyaset tercih ettiniz. Merve Kavakçı'yı konuştuk ama başka konuşulması gereken unsurlar da var. Mesela Cumhurbaşkanı danışmanlarından bir tanesi Çin'e atandı. Çin neden önemli? Çünkü Birleşmiş Milletler'in 5 daim üyesinden bir tanesi. Yani kariyer diplomat olmayan birinin bu kadar önemli noktalara atanması dış politikada zafiyet getirir mi getirmez mi? Ya da Merve Kavakçı gibi hani dış politikada yer almamış, genelde siyasi kariyeri ve akademik kariyeri tercih etmiş birinin dışarıdan getirilip sanki paye verilir gibi bu büyükelçiliğin ona verilmesi bir zafiyet yaratır mı? Size bunu sormak istiyorum. Öncelikle zafiyetten öte isterseniz bir orduyla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Sayın Generalimiz çok güzel özetledi. Şimdi ordunun morali bozuk. Ben anlıyorum yani. Ben de bürokrasiden geliyorum. Bozuk. Çünkü Genelkurmay Başkanı kendi havasında. Ayrı bir terden çalıyor. Kuvvet komutanları ayrı yere bağlı. Jandarma ayrı bir yere bağlı. Hallaç pamuğuna çevirdiler. Yani orduda hiyerarşi bitti. Sırf bu da kaçıncı darbedir bakınız. Balyoz orduya dönük yapıldı. Ergenekon orduya dönük yapıldı. Casusluk. Casusluk orduya dönük yapıldı. Bu FETÖ olayı 15 Temmuz orduya dönük yapıldı. Orduya dönük yapıldı. Ve bakınız bu kaçıncı defadır bizim ordumuz yani tek güvencemiz olan gerçek manada ordumuza dönük operasyon var. FETÖ'nün bakınız bu siyasi iktidar FETÖ ile birlikte bütün bu operasyonları yaptı. Yani Balyoz'u da Ergenekon'u da casusluğu da onu da bunu da birlikte yaptılar. Açık açık ordunun belini kırabilmek için her şey yapıldı. Ve en sonunda da hükümetin beslediği karga geldi, kendi gözünü oymak istedi. Şimdi burada bir şey var. Ordu bu Fırat Kalkanı operasyonu başlayınca biraz toparladı. Yani yerlerde sürünüyordu güven. Bir Türkiye gibi bir ülke. Buna ordu toparlandı diyemeyiz de halkın gözünde ordu imajı düzeldi biraz. Düzeldi diyebiliriz. Evet. Çünkü ordunun içerisindeki sorunların devam ettiğini biz bu şura kararlarından sonra anladık. Şimdi bakın, ama burada bir şey çok insani bir şey için söz istiyorum Sayın Büyükelçi. Geçen hafta biz bu Ergenekon ve Balyoz dağlarında herkesin her davada kapısını çaldığı bir kor generalimizi de kalp krizinden kaybettik. Benim devre arkadaşım bana göre şehittir. Kor General Tevfik Özkılıç vefat ettiği gece tüylerim diken diken 19.43'te bana mesaj atmış. 23'te cenaze haberini aldık. Bu işte o süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine giden FETÖ ve iktidar işbirliğinin
Türk silahlı kuvvetler üzerindeki morali nereye getirdiğini kişisel göster. Dramlar tabii. Tabii. Şimdi, onları hiç konuşmuyoruz bile. Konuşmuyor. Allah dolayısıyla, rahmet eylesin. Dolayısıyla ordunun moralinin ben hala bozuk olduğunu, Genelkurmay Başkanı'nın ordunun itibarını ve ordunun gerçekten diyalojik yapısını şu anda gözetmediğini de görüyorum ben. Yani ben de bürokratım. Baktığınız zaman daha çok Cumhurbaşkanı'na yakın olmak istiyor. Ama kendi kurumuyla çok fazla ilgilenildiğini Zeynep Hanım ona düşün. Görev buldu zaten. Şimdi 2019'da başkan yardımcısı. Evet. Yalnız ben hala ayrıca onlarla ilgili de doğru dürüst bir bu mecliste kurulan komisyonda işte komisyon vardı, darbe araştırma komisyonu. Oraya doğru dürüst gidip ifade vermemesini de ben hukuka dönük bir saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü Türkiye'de hukuk varsa herkes gidip hesap verecek. Ona Cumhurbaşkanı da vermeliydi. Başbakan da gidip vermeliydi. MİT müsteşarı da gidip orada ifade vermeliydi. Ondan daha da burada bu Türkiye'de bunun yüzünden biz demokrasiden olduk. Türkiye'de bunun yüzünden olağanüstü hal geldi. Büyük trajediler yaşandı. Ne olduğunda bizim bilme, vatandaş olarak bilme hakkımız vardı. Bu konu hala tam olarak demokratik açıdan çözülmüş değil. Onu da söyleyeyim. O zaman tam burada keselim. Dışişleri. Çünkü bir ara yapacağız. Tamam. Ondan sonra hem bu darbe girişimini konuşalım. Onda neden ifade vermediler? Niye bir takım insanlar ayrı hukukun tutuldu? Üstünde mi? Bürokrasi gidip de bir de bunlar bürokrat yani onu söylemek lazım. Atanmış insanlar neden gidip seçilmişlere siyasete durumu anlatmadı? Bunu konuşuruz. Ama ayrıca da dışişlerindeki bu atamaları da konuşuruz. Bir de tabii 3. bölümde şu ümmette neler oluyor da konuşmak lazım. Bu çerçevede bir Suriye'yi de elbet konuşacağız. İdlib'i de konuşacağız. Irak'taki bağımsızlık referandumunu da konuşacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Kısa bir aradan sonra buradayız.